en önemlilerinden bir tanesi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Osman Kavala ile ilgili büyükelçilerin yapmış olduğu açıklamaya değindi. İfade etmek istediğim hususlardan bir tanesi de Osman Kavala ile ilgili büyükelçilerin yapmış olduğu açıklama. Osman Kavala gezi kalkışması sürecinde, bu sürecin organizasyonunda ve finansmanında yer aldığı konusunda ciddi şüpheler olan ve bu yüzden soruşturulan bir kişi. Bu gezi kalkışması süreci 15 Temmuz'daki darbe girişimi gibi, ondan öncekinde polis ve yargı darbe girişiminde olduğu gibi sosyal hareketlilik, toplumsal hareketlilik adı altında yapılmaya çalışılmış bir darbe girişimiydi. Benzer zamanlarda Brezilya'da, Ukrayna'da ve Mısır'da benzer hareketlerin organize edildiğini, benzer mihraklar tarafından organize edildiğini biliyoruz. Kendisiyle ilgili işte çeşitli uluslararası kurumlarla, çeşitli isimlerle bağlantısı olduğu yönünde Soros vesaire gibi iddialar var. Bunlar iddia aşamasındadır. Yargıya intikal etti. Yargı bunlarla ilgilenecek. Ama bu konjektür içerisinde Türkiye'de hayata geçirilen gezi kalkışmasında öne çıkan, bununla ilgili organizasyon ve finansman anlamında şüpheli olarak karşımızda bulunan bu isme karşı 10 büyükelçinin, 10 ülkenin büyükelçisinin bir arada bir açıklama yapmış olması son derece manidar. Adres göstermesi anlamında da manidar bence. Bu kişinin ve yapılan operasyonların adresini göstermesi anlamında da manidar. Öbür taraftan da Türkiye'deki hukuk sistemine nasıl dışarıdan müdahale edilmeye çalışıldığını, dış devletlerin Türkiye üzerinde nasıl operasyonlar yapmaya çalıştığını göstermesi anlamında da manidar. Bu ülkelerin hepsine sorduğunuzda Cumhurbaşkanımız böyle ifade etti. Bir kez daha buradan tekrarlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, biz onlara şunu bırakın, bunu niye tutuyorsunuz diye sorduğumuzda biz de bu yargıya intikal etti, biz de yargı bağımsız derler. Türkiye'de de yargı bağımsız. Süreç yargıya intikal etti ve yargı süreci devam ediyor. Dolayısıyla herkesi Türkiye'deki yargıya saygılı olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin iç işlerine karışmamaya davet ediyoruz. Bu anlamda da ne yapılması gerekiyorsa, doğru veya yanlış, varsa bir yanlış düzeltecek olan makamın yargı olduğunu ve verilecek kararı da verecek makamın yargı olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Dolayısıyla o büyükelçiler ve onların temsil ettiği ülkeleri de Türkiye'ye karşı bu tip uygunsuz hareketlerin içinde olmamaya, bir kez daha buradan olmamaları ile ilgili uyarıyoruz. Büyükelçiler de görevleri yapması konusunda uyarıyoruz.